Günaydın TV 262 izleyicileri. Manşetler programında karşınızdayız. Görüntümüzün ve sesimizin ulaştığı her yere saygılar, sevgiler, hürmetlerimizi sunuyoruz. Evet, parçalı bulutlu bir İzmit sabahından sizlere sesleniyoruz. Ve yine programımızın içerisinde 6 il gazetesi, 4 ilçe gazetesi, gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin yazdığı köşeler ve internetten aldığımız köşe yazılarıyla sizlerle karşınızda olacağız. Yine bu haftadan itibaren başladığım gibi bir yazı kalemi aldım. Onu da sizlerle paylaşacağım değerli izleyiciler. Evet, bakıldığımızda yoğun bir gündemdeyiz ama bugün bütün gazetelerin manşetinde şehidimiz var. Şehidimizin son yolculuğuna Değirmendere'de uğurlanması ile ilgili haberler ve fotoğraflar var. Evet, acı bir haber, acı bir konu ama bütün gazetelerin manşetinde bu olduğunda altını çizelim. Evet, hemen gündemimize bir bakalım. Şehidimizi binler dün Gölcük Değirmendere'de toprağa verdi ve farklı görüntüler, annenin babanın acılı görüntüleri, protokolün katılımıyla kılınan cenaze namazı ve tekbir sesleriyle şehidimizin uğurlanması. Bu sabah saatlerinde Adana'dan farklı bir haber geldi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan servise terör örgütleri tarafından bombalı saldırı düzenlendi ve yaralılar var. Bu konuda yapılan açıklamalarda hangi terör örgütü olduğunu konusunda net bir isim verilmedi ama yaraların olduğu yapılan bombalı saldırının sonrasında geniş çaplı araştırma yapıldığı da yine düşen haberler içerisinde. Bununla ilgili yine bir gelişme olursa programımızın içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dün akşam Umuttepe yolunda Gültepe mevkiinde bir otomobil takla attı ve 4 kişi yaralandı. Aşırı hız, aşırı sürat, duramama, frene basamama, frenin tutmaması gibi birçok konuda trafik kazalarının meydana geldiğini, aman dikkat konusunu bir kez daha vurgulamak istediğimi belirteyim değerli izleyiciler. Dün öğleden sonra İstanbul'da Silivri merkezli 4.6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Tabii ki bu deprem sonrasında panik oluştu ve paniğin ardından da yine işte bu öncü bir deprem mi, yok daha büyüğü arkası gelecek mi gibi konular yine yaygın medyanın ekranlarına çıkartılan deprem uzmanları tarafından açıklamalar yapıldı. Deprem gerçeğini herkes kabul etmeli. Bu ülke bir deprem kuşağında ve özellikle bu tür depremlerin olması, bize öğretildiği kadarıyla enerji boşalmasının ufak çaplı olması hep avantajdır. Büyük oluşacak büyük depremi engeller şeklindeki bir bilimsel olarak yapılan açıklamadan yola çıkarak devam ediyoruz. Ama şu bir gerçek ki yaptığımız her şeyi deprem kuşağında olduğumuzu bilerek yapmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak doğa, deprem ve bu tür afetler doğadan aldıklarımızı kendisi geri alıyor. Bunu da altını çizelim. 99'da Kavaklı sahilinde, Değirmendere sahilinde olduğu gibi. Evet, devam edelim. Koto meclis toplantısı var. 10.30'da bugün yapılacak. Kocaelispor dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı karşılaşmayı 1-0'lık skorla kaybetti ve 3. turda elendi. Şampiyonluk yolunda yani 2. lige çıkabilme adına önemli bir mesafe ve önemli bir hedef koydu bu sezon önüne Kocaelispor. O nedenle Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmesi doğruydu diye de değerlendirenler var. Hayır, devam etmeliydik diye nerede var. Ama baktığımızda çarşamba pazar maç oynamak daha çok yorgunluk anlamına gelir. O yüzden 1-0'lık yenilgi. Hak etti mi yenilgiyi? Hayır. İyi mücadele ettik Kocaelispor. Ama 1-0'lık yenilgiyle Ziraat Türkiye Kupası'na ki müzesinde 2 tane kupası Ziraat Türkiye Kupası'ndan Kocaelispor bu zorlu mücadeleye veda etti. Gelecek sezona bıraktığı daha üst sıralara çıkabilme hedefini. Evet, bu hafta sonu 3. lig 2. grupta Belediye Derince Spor'la Kocaelispor kent derbisinde karşı karşıya gelecek. Derince'de oynanacak karşılaşma pazar günü. Bu karşılaşma ilimizdeki bir yerel televizyon canlı olarak yayınlayacak. Onun da haberini, duyurusunu yaptığımızı belirtelim değerli izleyiciler. Bugün yine bir başka konu var ki üzerinde çok tartışılacak ve herkesin de yorum yaptığı, köşe yazarlarına da yansıyan ki benim kaleme aldığım yazıda da bu söz konusu. Derince Belediyesi'nin dün yaptığı 6 aylık çalışma raporunun açıkladığı veya 6 aylık çalışmalarıyla ilgili yaptığı basın toplantısı. Bununla ilgili de yine önümüzdeki süreçte değerlendirmelerde bulunacağız ama
Bakıldığında bir basın toplantısı öncesinde yerel televizyonda o akşam haber bültenine konuk olmak ne kadar doğru, onu da yeri gelir ve sırası geldiğinde sizlere yorumlamaya çalışacağım değerli izleyiciler. Bugünkü ilk gazetemiz Özgür Kocaeli Gazetesi. Onunla başlıyoruz. Özgür Kocaeli Gazetesi manşetinde siyah zemin üzerine şehidimize son veda başlığı atmış değerli izleyiciler. Evet, şehidimize son görev, özür diliyorum. Şehide son görev şeklinde bir manşetle bugün okuyucusunun karşısına çıkmış Özgür Kocaeli Gazetesi. Şehidin fotoğrafı var, katılan binlerin fotoğrafı var. Tabutun başında annesinin ve babasının fotoğrafı var. Yürek yakan, yürek burkan bir haber. Evet. Bazen bu konularda konuşmak hakikaten çok 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 zor. Evet, ne demiş alt başlığında? Şehide son görev manşetinin alt başlığında. İran kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Gölcüklü Piyade Astubay Üst Çavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan şehit Tankurt'un babası İsmail, annesi Semiha, ağabeyi Sayit Gökhan Tankurt tarafından tabutun başından ayrılmadı şeklinde bir alt başlık kullanılmış. Okurken duygulanıyorsunuz. Zor bir iş, zor bir konu. Allah sabır versin. Protokol oradaydı şeklinde de bir ara başlığı var haberin değerli izleyiciler. Hemen altında bir kaza hayatı felç etti şeklinde bir başka manşet gibi haber verilmiş. Gerçekten dün burada da belirtmiştim. Dün sabah saatlerindeki trafik tıkanıklığı ve Sekre Tüneli'ndeki kamyonun devrilmesi sonrasındaki yaşanan o farklı saatler. Çünkü herkes işe gidecek, herkes okula gidecek ve yaşanan trafik sıkışıklığı bu gidişe engel olmuştu. İlimiz karayollarında kamyonların yarattığı trafik anarşisi devam ediyor. Dün D100 karayolu Ordu'yu mevkiindeki tırın karıştığı trafik kazası nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İnsanlar işine, öğrenciler okula geç kaldı şeklinde bir alt başlık kullanılmış haberde. 4 Eylül'deki tır kazası yine burada fotoğraflanmış haberi desteklemek adına. Yine hemen yanında ise dünkü kazanın fotoğrafı verilmiş. Alt tarafında ise araç kuyruğu şeklinde bir haber verilmiş. İki tane ara başlığı var haberin. Sekre Tüneli girişinde yan yola verildi. Çiğdem Armağan imzalı haber. Gerçekten iyi planlanmış bir şekilde haberin detayı verilmiş fotoğraflarıyla. Çiğdem Armağan da detayıyla bir şekilde haberi gazeteye sunmuş ve Adem Turgut yönetimindeki gazetede bunu birinci sayfasına taşımış. Gerçekten özellikle D100'de sabah ve akşam saatlerinde ufacık bir trafik kazası bile, yani yolun iki aracın karıştığı bir trafik kazası bile, hasarlı bir trafik kazası bile ne yazık ki trafiğin felç olmasına neden oluyor. Buna bir alternatif bulmak zorundayız. Bu kenti yönetenler alternatif üretmek zorundalar. Bu kenti yönetenler yaptıkları bu alternatif çalışmaları bir an önce hayata geçirmek zorundalar. Geç kalınmış işler var ama şu özellikle yapılan battı çıktı ki orada evin önündeki son derece yanlış. O zaman da söyledik, bu iş buraya olmaz. Bu burada yapılırsa daha büyük trafik sıkıntısı yaşarız dedik. Ama dinlemediler. Birilerine para kazandırmak adına ki 5 tane müteahhit burada işi bitirebilmek için para kazandı. Ve ne yazık ki İzmit'in merkezinde orada yapılan hiçbir işe yaramayan bir Sekre Tüneli bize miras kaldı. Kimden? 15 yıl bu kenti yöneten önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karasmoğlu'ndan. Devam ediyoruz. Yeni Cuma Yeniden şeklinde bir haber var. Hala bakımı, onarımı devam ediyor. Bizde işler böyle yavaş yavaş gider. Yeniden farklı bir şekilde projelendirildi herhalde. Tekrar bir çalışma yapılacak. Derince Kocaelispor maçı Kocaeli TV'de diye hemen altında bir haber var. Demirci'ye 7 günlük süre verildi. Disiplin kuruluna sevk edilmişti. İl yönetim kurulu tarafından
Şevki Demirci 7 gün içerisinde savunmasını verecek disiplin kuruluna. Yani süreç böyle işliyor. Tamam, kesin ilaç istemiyle verildi ama disiplin kurulu da karar verebilmesi için hukuki konunun netleşmesini, tüzüklerine göre netleşmesini sağlıyor. İhraç edilecek sonunda ama 7 günlük süre içerisinde savunma istenmiş. Şevki Demirci'den kim Şevki Demirci? Önceki dönem Çayırova Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partili. Aygün'den Altay raporu şeklinde altta etekte haber kullanılmış. Denizli Belediye Başkanı Zeki Aygün dün basın toplantısı düzenledi ve göreve başladıktan sonra geçen sürede yapılanları anlattı. Aygün 6 ayda çok yol aldık dedi şeklinde bir alt başlık kullanılmış haberde. Belediye binası diye bir ara başlık var. 1071'e yine yapılacak 1071'e belediye binası taşınacakmış. Eğitim hamlesi 41 proje hazırlandı. Ve Araptepe başlıyor şeklinde bir başka haber de yine yer almış ara başlıklar bölümünde. AK Parti'de genç ölüm şeklinde bir haber var. İzmir Sanayi Mahallesi başkanı evinde yaşamını yitirmiş. Kömürcülerde umut ışığı belirdi şeklinde bir komisyon kuruldu Büyükşehir Belediyesi tarafından ve kömürcülerle ilgili bir çalışma yapılacak Dileosu'ndaki bölgede. Nasıl bir çalışma olacak? Nasıl bir planlama yapılıyor? Dileosu ile ilgili herkes bir şey söylüyor. Biraz sonra bizim Yaka Gazetesi'nin manşetinde farklı bir bölüm var. Bunları sizlerle paylaşacağız ama Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çıktı. TRT'de katıldığı programda Dileosu taşınacak dedi. Ama detayını, ne olduğunu, nasıl olacağını açıklamadı. Belki bu bir taktiktir. Tartışılsın diye. Bakalım ne gelecek, nasıl farklı şekilde bir noktaya ulaşacağız. İnsanlar neler söyleyecek, köşe yazarları, gazeteler neler yapacak şeklinde. Belki de bir taktiktir. Ama çıkıp bu tür şeylerin net, somut bir şekilde açıklanması gerekir. Biraz sonra yine bir köşe yazarının bununla ilgili yazdığında sizlerle paylaşacağımın altını çizelim. Evet. İkinci gazetemiz Kocaeli Gazetesi. Ancak Dijital'i bugün bizim aldığımız bölümlere ulaşmadı. Basın ilan kurumunun sitesine de ulaşmadığının altını çizelim. Ve Dijital'i yani ekrana vermeden sadece buradan gazeteden okumaya çalışacağım. Paylaştıklarını değerli izleyiciler Kocaeli Gazetesi'nin. Şehit astsubayımızı binlerce kişi uğurladı şeklinde bir siyah zemin üzerine manşet atmış Kocaeli Gazetesi. İsterseniz şöyle de gösterebilirim. Değerli yönetmenim, buradan böyle görenizden gazeteyi göstermiş olalım. Devam ediyorum. Atılan manşet böyle. Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan değirmen derili piyade astsubay üst çavuş Volkan Tantürk'ün cenazesine binlerce kişi katıldı şeklinde bir alt başlık var. Evet, bir hemen fotoğrafın üzerinde şehidimizin cenazesine katılan binlerce kişi PKK'yı naletledi şeklinde. Şimdi değerli izleyiciler, bu zaman zaman tartışılıyor. Hatta yönetmenim de bunun altını çiziyordu. Terör örgütünün ismini vermek doğru mu değil mi? Onun propagandasını yapmak anlamına mı geliyor şeklinde de bir değerlendirmemiz oluyor. Zaman zaman bu tür haberlerde bu konuyu söyleyelim mi söylemeyelim mi diye. Ama biz burada gazetede ne yazdıysa onu okuyoruz. Ama ben normal şartlarda terör örgütü deyip geçmek istiyorum. Çünkü ismini vermek veya isimle onu anlatmak çok az. Veya belki üstlendiği bir saldırıda sonrasında naletlemek adına ismini verip geçmek daha mantıklı diye düşünenler dedim. Onların ismini vererek onların propagandasını yapmayalım diye düşünüyorum, değerlendiriyorum. Değerli izleyiciler, ama gazetede ne yazıyorsa onu okuduğum için buradaki terör örgütünün ismini de sizlerle paylaştım. Evet, hemen Kocaeli Gazetesi'nin logosunun yanında Kocaeli'nin markalarına bakın, beri gelin şeklinde Tanzer Ünal'ın köşesinin anonslandığını görüyoruz. İkinci manşete geliyoruz. Çiçek'ten gazeteciye şantajcı tepkisi. Şimdi bu kent farklı bir noktaya geldi. Birilerinin farklı farklı attığı manşetler, internet sitelerinde yapılan haberler, bel altından vurmalar ne yazık ki gazetecilik anlamına geliyor bu kentte. Bir iş adamı eşiyle kardeşiyle problem var diye lanse edildi. İnternet sitesinde
yayınlandı. Bunlar internet sitesinde yayınlanırken önce isim verilmedi. Belgeleri var bizde dendi. Araya aracılar konarak bak bunları yayınlamayalım. Ama oturalım bir konuşalım şeklinde bir değerlendirmelerde bulunuldu. Ki bu iddia, şeyin iddiası böyle. Ve bununla ilgili dün basın toplantısı düzenledi. Yapılan bu girişimler ne yazık ki gündem oluşturuyor değerli izleyiciler. Birçok gündemimiz var, birçok sorunumuz var, birçok şeyle uğraşmamız gerekir. Ama kişilerin, ailesinin boşanmak için mahkemeye vermesi, kardeşinin arasındaki problemler evlerinin içerisinde, aile içerisinde olması gereken ve çözülmesi gereken problemler ne yazık ki gazetelerin, internet sitelerinin manşetlerine yer alıyor. Ve burada gazetecilik deniyor. Bununla ilgili de düzenlediği basın toplantısında eşiyle birlikte basın toplantısı düzenliyor iş adamı. Ve diyor ki bana şantaj yapıyorlar. Nasıl bir noktaya geldik? Ne oluyoruz? Gazete aracılığıyla, kalem aracılığıyla yapılan bir çalışma. Peki bunun altındaki, manşetin altındaki başlıkta ne denmiş? Dün basın toplantısı yapan iş adamı Cezmi Çiçek, bayanlara hakaret eden İsmet Yiğit için ucube, kendisini dolandırıcılıkla suçlayan Güngör Aslan için ise FETÖ'cü dedi şeklinde bir alt başlık kullanılmış haberde. Ya nereye geliyoruz, ne oluyoruz anlamıyorum. Kendisine gazeteci değilim, bana gazeteci demeyin diyen insanlarla neden muhatap oluyorsunuz? Bırakın adalet var, hukuk var, gidin yargıda bu konuyu çözün. Gazetelere neden bunu taşımaya noktasına geliyorsunuz? Şimdi karşı tarafta diyor ki, ilan verdiği, reklam verdiği gazetecilerle basın toplantısı yaptı. Onlar da bunu bu şekilde haber yapıyorlar diyor. Ya biz bu işin içinde hiç olmadık. Bu kişiyi ne tanırım, ne bilirim, ne gördüm. Bizim gerek televizyonumuzda, gerek Kocaeli Gazete 262'de bir tane de reklamı da falan da yok. Ama biz gazetecilik ilkeleri içerisinde haber yapmaya çalışıyoruz. Ve dün biz bu basın toplantısına gitmedik. Çünkü aile sorunu çözün kendi aranızda. Neden bunu gazetecilere alet ederek bunu bu noktaya taşıyorsunuz? Ha sizden reklam istemiştir. Bunu çıkın, söyleyin, bitsin iş. Sizin eşinizle, kardeşinizle olan problemi bırakın kendi aranızda, aile içerisinde çözün. Gazete sayfalarında çözülecek bir nokta değil ki bu. Bilmiyorum ama çok farklı bir nokta içerisindeyiz, yapı içerisindeyiz. Ve bunu dünkü muhatapları İsmet Yiğit ile Güngör Aslan ve içerisine bir başka iş adamını koyarak belgelerle açıkladılar. Mahkemenin, eşinin bu iş adamını mahkemeye verdiğini belgelerini yayınladılar. Kime ne? Kime ne ya? Ya kime, bize ne? Tabii bize ne? Ne işimiz var? Neyi uğraşıyoruz? Birçok sorun var bu ülkede, bu kentte, bu ilde. Ne işimiz var bunlarla, bunları muhatap oluyoruz? İşte 3-4 dakikadır bunu konuşuyorum ben. Ya mahkemeye de verebilir, boşanabilir de, kavga da edebilir. Size ne? Siz bunu alarak oradan reklam parası mı almayı planladınız? Birçok soru geliyor aklıma. Size reklam vermedi diye, öteki gazetelere reklam verdi diye neden bu adamın üstüne? Bunun için mi gidiyorsunuz? Bizde bir de şu yapı var. Bunu hala da çözmüş değilim. Dün bir iş adamıyla 41 soru 41 yanıt programını çektim. Ve özel yaptığımız sohbette ben reklam vermiyorum. Neden dediğimizde bir kuruma reklam verdiğim zaman diğer 125 kurum benim üzerime geliyor bana da reklam ver diye. Ya bir ticari ilişkidir bu. Bir iş adamı, bir kurum, bir farklı kişi, dernek, STK bir yere reklam verebilir. Gayet de doğaldır. Ama biz ona neden verdin, bize neden vermedin diye adamın üstüne gidiyoruz. Böylecilikle kaçırıyoruz. Ya ilişkide de iyi kurmuştur o kurum, almıştır reklamını, kullanıyordur. Sen de git başkasından al. Ama hayır, bizde bu kentte birisi reklam verdiği zaman herkese vermek zorunda. Yok böyle bir bütçe ya, böyle bir mantık yok. Böyle bir bakış açısı yok, böyle bir gazetecilik yok, böyle bir reklam servisliği yok. Ama ne yazık ki biz işin aile boyutunu, işin reklam boyutunu hep istiyoruz. Çaba sarf etmiyoruz. İkili ilişkilerle birebir oturup konuşmuyoruz. Konuştuğum iş adamı şunu çok net ortaya koydu. Önemli, başarılı bir iş adamı. Cumartesi akşamı yayınlanacak program.
şunu net ortaya koydu. Bu kentte birbiriyle konuşamama, çözümü oturup hep birlikte çözememe gibi bir çok önemli bir sorun var dedi. Evet, bu kentin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Bir problemi oturup paydaşlarıyla birlikte kim olursa olsun, hangi görüşten olursun oturup çözemiyoruz. Oturup çözecek bir ortam oluşturamıyoruz. Diyalog kuramıyoruz. İletişim kuramıyoruz. O bizden değil, geç onu hiçbir şey bilmez diyoruz. Böyle bir mantık yok. Bu her tarafta var. Yani sadece AKP'de, sadece CHP'de, sadece MHP'de değil. Sadece İYİ Parti'de değil. Bütün siyasi partilerde bu var. Bunu ortadan kaldırmak zorundayız. Bu kentte sevin, sevmeyin. Hoşunuza gitsin, gitmesin. Ama bir il başkanları masası vardı. Bu masa tekrar kurulmalı. En azından siyasetin il başkanları bir araya gelmeli. Oturmalı, bu kentin sorunlarını çözebilmek adına bir şeyler söylemeli. Çay kahve etsinler, bilardo oynasınlar, masa tenisi oynasınlar ama bir araya gelsinler. Bu önemliydi. Umarız bundan sonra gerçekleşir. Evet. İşte diyorum ya, landırt oynasınlar. Oynasınlar. Oynarken bir şeyler konuşurlar. Bir çözüm, bir şeyler uğratırlar. Kocaelispor'un bu noktaya gelmesindeki en önemli noktalardan bir tanesidir il başkanları masası. Önemli bir mesafe kat edilmiştir. Yapılan çalışmalar arasında bir arada birçok şey gerekli yerlere sunulmuştur. Bir üçüncü üniversite fikri orada ortaya çıkmıştır. İşte hiç yoktan görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Mahallesi muhtarı tekrar göreve iade edilmiştir. O masa sayesinde. Bunları hep beraber oturup konuşabilmek, iletişim kurabilmek, çözüm üretebilmek yapmak zorundayız. Bu kent bizim. Bu ülke bizim. Ve bunu hep birlikte bu ülkeyi korumak, geleceğe bırakmak zorundayız. Bugün farklı şeyler olabilir. Bunları bırakalım. Bunlar apayrı bir noktadadır. Farklı zeminlerde tartışılır. Ama oturalım, çözüm odaklı işler yapalım. Üretim odaklı işler yapalım. Devam ediyoruz. Adalet devletin temelidir şeklinde bir üst başlıkla CHP'den Çiğde suç duyurusu haberi kullanılmış sol tarafta. Değerli izleyiciler, Başkan Zeki Aygün, Derince'ye yanık hastanesi yapılacak şeklinde bir basın toplantısından haber de verilmiş gazetenin sol tarafında. Bıçakların, sopaların halk otobüslerinde ne işi var? Evet, dün servis edildi bu haber. Yapılan uygulama sırasında beyzbol sopaları çıktı değerli izleyiciler halk otobüslerinde. Tabii şoförlerin yanında. Sürücüler bunu diyor, kavga konusunun içerisinde kullanmak adına. Bıçak var. Sopa var. Ne işi var bunların ya? O kadar ilginç bir fotoğraf vardı ki. Araçlardan toplanan sopalar araçların denetim yapmaya giden kişilerin kullandığı araçların üstüne konmuş. Ve o sopalar otobüslerin, yani halk otobüslerinin, özel halk otobüslerinin sürücülerin elinden yanından çıktı. Nasıl bir iştir? Anlamıyorum. Ya bu ülkede polis var, jandarma var, güvenliği yeni şekilde sağlıyorlar. Ve hakikaten kentimizde önemli görevler üstleniyorlar ve önemli işler yapıyorlar. Bırakın insanlar, hangi noktadayız? O sopalarla birbirimizi mi döveceksiniz? Yolcuyu mu döveceksiniz? Yolda geçerken birbirimize korna bastınız, diğer otobüs sürücüsünü mü veya otobüs şoförünü mü döveceksiniz? Anlamıyorum. Devam ediyoruz. Murat Özdağ'ın babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Özdağ ailesinde başı sağ olsun. Diyelim değerli izleyiciler. AKP'li başkan hayatını kaybetti. İzmir Sanayi Mahallesi'nin başkanıydı. Mahalle başkanıydı. Tırlar çarpıştı. Bir başka haber. Karamürsel Birnoğlu Sağlık Ocağı'nda vinçli temizlik şeklinde ilginç bir fotoğraflı haber vardı. Yine o anonsu yapılmış. İzmit'te fuhuş baskını. Ne oluyoruz? Şimdi burada birkaç kelime söylemek zorundayım. Apartmanlarda değerli izleyiciler. Ailelerin yaşadığı apartmanlarda olan bu baskınlar var. Ekonominin dibe vurduğu, fuhuşun üst seviyelere yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. Bu fuhuş olayı bununla bağlantılıdır. Kimse kalkıp da şöyle böyle demesin. Eğer siz geçiminizi sağlayacak, ayakta duracak paranız yoksa
Yapacağınız iş, kadınsanız bedeninizi satıyorsunuz. Çok acı ama bu gerçek. Ve bakıldığında İzmit'te, İzmit merkezde fuhuş operasyonları üst üste geliyor. Ve ailelerin yaşadığı apartmanlarda olan bu baskınlar gerçekleşiyor. Allah sonumuzu hayırlasın. Evet, Kocaeli Gazetesi'nde bitirdik değerli izleyiciler. İlk bölümümüzdeki üçüncü gazetemiz Demokrat Kocaeli Gazetesi. Evet, Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde bakalım nasıl bir manşet kullanılmış. Kocaeli Kuzey Irak Şehidi Volkan Tankurt için ağladı şeklinde üst başlığıyla kırmızının üzerine beyaz, siyah zeminin üzerine ise beyaz büyük iri puntularla gözyaşlarıyla diye üç tane nokta kullanılmış. Evet, ilginç bir sayfa, ilginç bir manşet. Mevlüt Soysal yönetimindeki gazetede farklı bir noktadan haber verilmiş. Kuzey Irak'ta konvoyun geçiş sırasında yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Gölcüklü Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk dün son yolculuğuna uğurlandı şeklinde altta da hemen manşetin altında cümleler kullanılmış. Geliyoruz ara başlıklara. Helallik alındaki evine götürülmüştü önce. Binler katıldı, tekbirlerle şeklinde de 3 tane ara başlığı var haberin değerli izleyiciler. Abbas Çakar imzalı haber bu şekilde okuyucusuna duyurulmuş Demokrat Kocaeli Gazetesi'nden. Evet, şimdi Demokrat Kocaeli Gazetesi bu haberi yarım sayfanın altında vermiş. Tabut askerler tarafından taşınırken ufak bir resim. Büyük resimde katılanların yine tabutlu bir şekildeki fotoğrafı, Türk bayraklarının olduğu bir fotoğraf, vatan sağ olsun alt başlığıyla. Yine şehidimizin Volkan Tantürk'ün fotoğrafı da verilmiş değerli izleyiciler. Bu kalabalık fotoğrafın içerisine cami avlusundaki Değirmendere'deki merkez caminin olduğu bölümdeki fotoğrafın içine. Devam ediyoruz. Denizli Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün yaptığı basın toplantısından bir başlık çıkarılmış ikinci manşete. 1071 AK Merkez Hizmet Binası oluyor şeklinde bir başlık çıkarılmış. Denizli Belediye Başkanı Zeki Aygün düzenlediği basın toplantısı ile geride kalan 6 aylık çalışma dönemini değerlendirdi. Satın almak uygun, ihtiyacımız yok şeklinde bir iki ara başlık var. Satın almak derken hizmet araçları için 6 milyon liralık İller Bankası'ndan kredi kullanarak araç satın almış. Biraz sonra bununla ilgili daha da detay sizlerle paylaşacağız. Kömürcüler OSB'de komisyon kurulacak taşınması konusunda dilovası ile ilgili. AK Parti yasta yine mahalle başkanının ölümüyle ilgili haber kullanılmış. Tır kazası trafiği kilitledi. İzmir Sekatüreli'nde dün yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı şeklinde kazadan fotoğraf verilmiş. Deprem sempozyumu bugün başlıyor ki Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlik. Deprem sempozyumu 2 gün sürecek. Bugün başlıyor. İzmit'te fuhuş baskını 2 gözaltı. Ev takip edildi. Sınır dışı edildi ki yabancı uyruklu olduğunu söyleyelim. Çiçek'ten sert yanıt. FETÖ bağını açıklayacağım şeklinde yaptığı basın toplantısında biraz evvel bahsettiğimizin basın toplantısında burada fotoğrafsız anonsu yapılmış değerli izleyiciler. O harcadığınız kimin parası şeklinde Mevlüt Soysal imzalı köşe yazısı da anons edilmiş Demokrat Kocaeli Gazetesi'nin birinci sayfasında. Evet değerli izleyiciler, ilk bölümü noktalıyoruz. İlk bölümü de 3 gazeteyi Özgür Kocaeli Gazetesi, Kocaeli Gazetesi ve Demokrat Kocaeli Gazetesi'ni sizlerle paylaştık. Kısa bir reklam arası, dönüşte ikinci bölümde diğer 3 gazete, 4 ilçe gazetesi ve köşe yazarlarıyla karşınızdayız. Türkiye'de fark yaratan lezzet şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli yetkili bayimize bekliyoruz.
Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Pitkin Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpen Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres: Yenişehir Mahallesi, Sultan Baba Sokak, No 33, İzmit, Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca alçı yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Reklamların sonrasında tekrar karşınızdayız değerli izleyiciler. Evet, bugün 25 Eylül 2019 Çarşamba ve bugün de 3 gazeteyi ilk bölümde okuduk. Diğer 3 il gazetesi ve 4 ilçe gazetesiyle, köşe yazarıyla karşınızda olacağız ikinci bölümümüzde. Evet, Adana'daki gelişmeyle veya terör saldırısıyla ilgili olduğu iddia edilen terör saldırısıyla ilgili son gelişme şöyle. Adana'da özel hareket polislerini taşıyan zırhlı servis aracına bombalı saldırı, biri polis 5 yaralı şeklinde
haber güncellendi. Valilikten yapılan açıklamada da yaralarının hafif olduğunu, herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı şeklinde bir açıklama yapıldı ve terör saldırısı olduğu yönünde bulgular var. Bu konuda geniş yapılı soruşturma başlatıldı şeklindeki haberi de sizlerle paylaşalım değerli izleyiciler. Böylesi bir gelişme. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaştık. Ülkemizi karıştırmaya, bölmeye, ülkemizi içerisinde kaos yaratmaya çalışanlara hepimiz tek vücut olarak dik duracağız. Ve onlara bu emellerine ulaşmalarını hep birlikte omuz omuza vererek engelleyeceğiz. Bu bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Ülkemizi böldürmeyiz, parçalatmayız. Bu konuda herkes bunu çok iyi bilmeli ve her türlü terörün her türlüsüne karşı omuz omuza birlikte hareket etmeliyiz değerli izleyiciler. Geliyoruz ikinci bölümümüzün ilk gazetesi Mavi Kocaeli gazetesine. Şehidimize son veda şeklinde yarım sayfayı aşkın bir şekilde kalabalık fotoğrafın içerisinde gömülen bir başlık atılmış Mavi Kocaeli gazetesinde. Şehidimizin fotoğrafı valimizin katıldığı cenaze töreninde babasıyla birlikte bir fotoğrafı, yine tabutun başında ailenin bir fotoğrafı ve minibüs şehidimiz için siyah kurdele astı şeklinde farklı bir detay haberi kullanılmış. İzmit Gölcük arasında çalışan özel halk otobüslerinde siyah kurdele takılmış dün şehidimizi anma adına. Bu da diğer gazetelere oranla daha farklı bir detaylı haber olarak da kullanılmış Mavi Kocaeli gazetesinde fotoğrafıyla birlikte. Evet, ikinci manşet makas atan tır trafiği birbirine kattı şeklinde bir haber kullanılmış değerli izleyiciler. Ve gerçekten Teka'daki o kazanın sonrasındaki yaşananlar yine gazetenin ikinci manşetinde yer almış. Hamit Özdağ vefat etti şeklinde bir haber var. Ve Hamit Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Murat Özdağ'ın üstünün olduğu bir fotoğrafla bu haber duyurulmuş Mavi Kocaeli gazetesinde. AKP'li mahalle başkanı hayatını kaybetti şeklinde yine tüm gazetelerde olduğu gibi Mavi Kocaeli gazetesinde bu haber yer almış. Etek'te Imperial Park Otel satıldı şeklinde bir haber kullanılmış. Sağ tarafa geçiyoruz. Belediye AŞ işçileri istifa ediyor. Nereden? Hizmet İş Sendikası'ndan. Nereye geçiyor? Belediye İş Sendikası'na. Neden? Hizmet İş Sendikası haklarını korumuyor. 3 tane cümle bunun sebebi. Bu daha da sonra İzmit Belediyesi'nde genel iş sendikasına işçilerin geçmesi de bir hafta sonra falan gazetelerde haber olarak göreceksiniz. Hizmet İş Sendikası üyelerini korumak yerine işverenle kol kola işler yapıyor şeklindeki iddia sonrasında belde aşağıdaki işçiler Hizmet İş Sendikası'ndan istifa ediyorlar. Haber bu. Devam edelim. Maaşını çekmek için çıktı, bir daha geri dönmedi şeklinde kaybolan bir emeklinin fotoğrafıyla haber duyurulmuş Mavi Kocaeli gazetesinin birinci sayfasında değerli izleyiciler. Devam ediyorum. Gelelim Çağdaş Kocaeli gazetesi, bakalım nasıl bir manşetle bugün okuyucusuyla bir araya gelmiş. Çağdaş Kocaeli gazetesi de tabii ki şehitle ilgili manşeti kullanmış. Ve bununla ilgili nasıl bir üst başlıkla çıkmış? Cenazeye binler akın etti, gözyaşları sel oldu. Şehidimizi uğurladık şeklinde hemen kalabalık fotoğrafının üzerine bir başlık kullanılmış. Kalabalık fotoğrafın hemen yanında annenin bir kadın askerle fotoğrafı var. Şehidimizin fotoğrafı var. Yine tabut başında ailenin bir fotoğrafı var. Alt başlıktan edilmiş. Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu şehit olan Assubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi Değirmender'de 5000 kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Evet, sayı vermiş Çağdaş Kocaeli gazetesi. 5000 kişinin katıldığı tören demiş. 5000 kişi katıldı, ara başlık. Karasun PKK sloganları atıldı şeklinde yine
bir ara başlık kullanılmış haberde. Aygün 40 yıllık altyapı değişecek şeklinde basın toplantısındaki sözü başlığa taşımış hemen sağ tarafta. Genç ustanın ölümünde zehirlenme şüphesi ki AKP'li İzmir Saray Mahallesi'nin mahalle başkanının ölümünü farklı bir şekilde verilmiş. Hamit Özdağ vefat etti. Valilikten intihar açıklaması, öğretmenle ilgili intihar açıklaması yapılmıştı. Bununla ilgili yine bir köşe yazısı var. Orada değerlendirmesini yapacağız. İki tırın çarpıştığı kazada işe gidenler yolda kaldı şeklinde Seka türündeki kazanın üstten fotoğrafıyla haber verilmiş. Cezmi Çiçek'ten sert açıklama şeklinde bir haber. Ecem'in otopsi raporu çıktı, Kara ailesi isyan etti şeklinde bir başka haber verilmiş. Şöyle bakıyorum, bugün Çağdaş Kocaeli gazetesinde sadece Zeki Yün haberinde Ayşe Aydın'ın imzası var. Diğer haberlerde herhangi bir muhabir imzası yok. Ecem'in otopsi raporunda da yine Ayşe Aydın'ın imzası var. Evet, devam edelim. Siyasetin dili yumuşar mı? İzmit Belediyesi ve kent estetiği şeklinde Sadun Çetin'in köşe yazısı anonsu yapılmış. Teröre teslim olmayacağız şeklinde Nurettin Kolaylı'nın ikinci sayfada yazdığı köşede yine birinci sayfadan anonslanmış değerli izleyiciler Çağdaş Kocaeli gazetesinde. Çağdaş Kocaeli gazetesinde bu şekilde noktaladıktan sonra geliyoruz Bizim Yaka gazetesine. Bakalım Bizim Yaka gazetesi nasıl bir şekilde okuyucusuna birinci sayfa hazırlamış. Tabii ki Bizim Yaka'nın da yine manşeti şehitle ilgili değerli izleyiciler. Gölcüklü şehit piyade astsubay Üsçavuş Volkan Tantürk gözyaşlarıyla uğurlandı. Kocaeli şehidine ağladı şeklinde siyah zemin üzerine bir haber verilmiş. Kocaeli şehidine ağladı derken Türk bayrağı içerisinde beyaz olarak da kullanılmış. İlginç bir şekilde verilmiş bu kırmızı zemin ve kırmızı harfler ve Türk bayrağı beyaz şeklinde. Kalabalıktan bir fotoğraf, şehidimizin fotoğrafı da yine haberin üst içinde yer almış, haber bu şekilde desteklenmiş. Galip Adaman imzalı, yani köşe yazısından alıntıyla manşetteki haber işte şöyle, Dilavuz'u yerinde kalıyor, kömürcüler taşınacak diye bir manşet kullanmış Bizim Yaka gazetesi. Şimdi bunu işte biraz evvel söylemiştim ya, bu konuda birileri farklı farklı yorum yapmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan bununla ilgili çok somut, net bir açıklama yapılmaması bu tartışmaları sürdürecek. Tabii kömürcülerin taşınması konusunda bir komisyon kurulduğu haberi gerçek. Bu haberde bir sıkıntı yok. Atılan başlıkta da bir sıkıntı yok. Bu haberde gazetede manşet olarak atılmışsa o da gerçek. O gerçek olarak kabul ediyoruz. Altında da Galip Adaman gibi bir ismin imzası var. Ama şunu çok net herkes bilmeli. Ne olacak Dilavuz'unda? Nasıl bir taşınma olacak? Sadece kömürcüler sesi mi taşınacak, nereye taşınacak, nasıl taşınacak, ne zaman başlayacak veya Dilovası'nda oturanların o bölümündeki yeni Dilovası nereye kurulacak, hak sahipleri ne olacak? Ya Dilovası taşınacak demek çok kolay. Bunun altını doldurmak lazım. Alt başlıklarını vermek lazım. Kentsel dönüşüm ne olacak bu gibi birçok soruyla karşı karşıyayız. Bu konuda umarız bir an önce açıklama yapılır da kirlilik, haber kirliliği olmaz. Herkes bir şey söylemez. En yetkili ağız kimdir bu konuda? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın. Çıksın açıklama yapsın bununla ilgili. Sen yaygın medyadaki TRT'de kalkıp bunu söyledikten sonra bunun altını doldurmak lazım. TRT'deki oradaki yaptığınız programda moderatör bunu soramaz size. Yani sormaz çünkü bir sürü konuyu konuşuyorsunuz. Ama buraya geldiğinizde bu konu yaptığınız basın toplantısında en ince şekilde ayrıntılıyla sorulur ve sizden yanıt beklenir. Çünkü altını doldurmak zorundasınız. Büyükakın mahalle başkanlarıyla buluştuğu şeklinde bir haber kullanılmış sağ tarafta. D100'de korkunç kaza. Korkunç kaza derken ölüyor kazada. Sadece kamyonun yan yatması veya yoldan çıkması veya röpüşlere çarpması. Biraz farklı bir başlık kullanılmış. Araçlar için 6 milyon kredi çektik. Kim söylüyor bunu? Derince Belediye Başkanı. Peki Derince Belediye Başkanı bunu söylüyor da bu konuda ilgili birçok spekülasyon yapılıyor. Şimdi gidelim. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün yaptığı basın toplantısındaki söylediklerini bir ekrana taşıyalım. Sonra tekrar birlikte olalım. Tabii biz yola çıkarken gönül belediyeci dedik. İşte gönül belediyecinin sözünü verdik.
derken tevazu, samimiyet, gayretle yola çıktık. Öncelikle bir çözüm masası oluşturduk. Bizim belediyenin girişinde daha önceki halini belki biliyorsunuz, şimdiki halini de gördünüz. Orada bir aloe vefa hattımız var. Burada yaşlılara, bakım ve muhtaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını gidermek. Yani nedir bu? İşte yaşlı aile bir faturası ödeyecek. Bununla ilgili Ali Vefat'ın aradığı zaman o hizmeti yapılıyor. İşte evinde bir ampul takılacak veya pazara gidecek gibi halleri yapıyoruz. Ve bunun bir de engellilere olan kısımda var. Engelli kardeşlerimiz de onların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Mesela geçen aydı galiba bir gezi yaptık onlarla. Vapur gezisi. Çok da hoşlarına gitti. Tekrarını istiyorlar. Sevgi Mağazası, Millet Kıraathanesi dedik. Bu da bizim projelerimizin içindeydi. Bizim Devlet Demir Yolları'ndan almış olduğumuz bir, tahsis edilen bir tarihi bina var. O tarihi binayı güzel restore ettik. İşte onu 4500 kitaplı bir kütüphane haline dönüştürdük. Tabii gençlerimiz de kullanıyor. Yani diğer kesim, emlak kesim de orayı kullanıyor. Bahçesinde güzel bir şey var, yazlık. Üstü örtülü bir teras var. Burayı açılışında belki bulunmuşsunuzdur. Gençlik merkezleri dedik. Benim 41 projemin içerisinde en önemli değer verdiğim projelerden bir tanesi. Her mahalleye gençlik merkezi. Bunun iki tanesini şu anda burada Dumlupınar Mahallesi'nde askeriyeden aldığımız alanda ayın 7'sinde ihalesi yapacak. İkincisi de daha sonra Fatih Mahallesi'nde. Yerleri hazır. Fatih Mahallesi'nde bir vatandaşın evi var. Onun işini, sorunu çözüp ona yer bizim ama binayı hallettikten sonra buradan sonraki şeyi ihaleye onu yapacağız. Bu iki projenin de finansmanını Spor Bakanlığı'ndan almış vaziyetteyiz. Buradaki temel amaç çocuklarımıza sahip çıkmak. Yani çocuklar sokakta oynamasın, gelsin böyle güzel bir tesiste oynasın. Tesiste ne var? Spor, futbol, voleybol, basketbol, tenis. Buradakini söylüyorum. Çocuk oyun grupları var. 4-6 yaş grubu olsun. Diğer 6-12 yaş grubu olsun. İşte anneler oraya çocuklarını getirdiği zaman onlar da o spor aletlerinden işte vakit geçirsin. Evin oradaki çardaklarda otursun, orada bir çay ocağı olsun, onlara hizmet etsin gibi sosyal alanları oluşan çok güzel bir şey projesini belki müzeki günlerde paylaşacağız. Billboardlarda göreceksiniz ama 7'sinde de ihalesi var. İşte bir ay içerisinde başlar. Altyapı olarak da Büyükşehir şu anda bu yıl sonu, bugün bu yıl içerisinde yapacak. Yılbaşında da inşallah başlayacağız buna. Daha önce başlamış ya, yarım kalmış müteahhitin iflas etmesinden dolayı İSU'nun altyapı projesi başlıyor. Tabi burada 50 yıl önce veya 40 yıl önce yapılan hatlar değişiyor. Yani 40 yıl önce yapılan içme suyumuz şu anda asbestli borulardan geliyor. Asbestli borular kanserojen olduğunu işte bugünkü teknoloji artık bize söylüyor. Bunları çelik boru. İşte o günkü nüfusa göre yapılan altyapının kanalizasyonu da değişecek. Tabii o dönemde olmayan ama şimdi yeni şehir planlamalarında olan yağmur suyu hattında ilave ederek bunları Büyükşehir Reisi yapacak bu iki yıl içerisinde tamamlaması lazım. Mesela bu konuda göreve geldikten bu yana 2900 ton asfalt yama yapmışız. 8900 metrekare parke yapmışız. 3850 metrekare bordür ve kaldırım yolları ve yol tamirlerini yapmışız. Kiralık ödediğimiz parayı taksit ödeyerek bu makinaları alalım ve bu makinaları da kendi makinemiz gibi kullandıralım. Aynı çöp makine arabalarını kullandırdığımız gibi. Bu manada da işte İller Bankası'ndan 6 milyona yakın bir kredi aldık. Daha önce kiralık ödeyeceğimiz paraları şimdi İller Bankası'ndan taksit haline ödeyerek 3 tane çift dingil damperli kamyon, bir tane tır dorsesiyle beraber Isuzu marka tek dingil kamyon 3 adet, Hidromek grinder 1 adet, Hidromek kazıcı yükleyici 1 adet, 6 adet çift kabin kamyonet transit, bir tane de tek kabin kamyonet almak suretiyle bunların bir kısmı geldi. Evet, dünkü basın toplantısından ekranlara, bizim kameralarımıza yansıyan haberimiz böyleydi değerli izleyiciler. Şimdi bununla ilgili köşe yazım var ama hemen şu gazetelerin manşetini, günün sayfasını ve günün muhabirini seçelim. Ondan sonra bu köşe yazısıyla devam edeceğiz. Onunla ilgili görüşümü sizlerle paylaşacağım. Evet,
Remson bizim Yaka gazetesindeydi. Hemen iki tane haber var etekte. Onu da vereyim. Gazilerden Hürriyet'e ziyaret. Ormanya'da doğa ile baş başa şeklinde haberlerde konulmuş bizim Yaka gazetesinde. Şimdi değerli izleyiciler, bana göre günün manşeti Demokrat Kocaeli gazetesinden çok farklı bir şekilde gözyaşlarıyla şeklinde bir manşet kullanmış ve Mevlüt Soysal'ın yönetimindeki gazetenin manşeti, Demokrat Kocaeli'nin manşeti en iyi şekilde şehit haberini özetlemiş. O yüzden Demokrat Kocaeli gazetesini günün manşeti olarak seçiyorum. Demokrat Kocaeli. Peki, günün muhabiri kim? Özgür Kocaeli gazetesi bugün değişik bir habere kimle imza atmış? Tabii kaza haberini vermiş ama karşılaştırmalı bir şekilde vermiş. Kim bunun imzası? Çiğdem Armağan. Evet, Özgür Kocaeli gazetesi de Çiğdem Armağan'la ve yaptığı haberle de bize göre günün muhabiri olarak seçildi değerli izleyiciler. Özgür Kocaeli gazetesinden Çiğdem Armağan. Çiğdem Armağan'ı da günün muhabiri olarak seçtik yaptığı haber nedeniyle. Farklı bakış açısıyla, karşılaştırmalı olarak. Evet, peki günün sayfasını nasıl seçeceğiz veya ne yapacağız şeklinde bir düşüncemiz oldu. Ve baktığımızda hep siyah zemin üzerine kullanılan şehit haberinin manşeti verilmesi. Ama bununla ilgili hangisini seçelim dersek, hangisi ayrıcalıklı çıkmış dersek veya hangisi ayrıcalıklı bir şekilde okuyucusuna bu haberi duyurarak günün sayfasını yapmış dersek, Mavi Kocaeli gazetesi bende biraz öne çıktı. Onun sebebi de şu: şehit haberini verirken siyah kurdele kullanan Gölcük Kooperatifi minibüslerinin ayrıntılı bir şekilde fotoğrafıyla haberinin verilmesi. O dizayn, bu çizilen sayfa diğer gazetelerden daha öne çıkardı diye düşüncesiyle Mavi Kocaeli gazetesinde günün sayfası olarak belirlediğimizi altını çizelim değerli izleyiciler. Mavi Kocaeli gazetesi de günün sayfası. Çünkü manşetler, fotoğraflar 3 aşağı 5 yukarı gazetenin haberleri aynıydı. Aynı dizayn içerisinde verilmişti ki zaten siyah zeminin üzerine onun dışında farklı bir şekilde şehit haberini veremezsiniz. Verdiğiniz haber farklı başlıklarla kullanılmış. Başlığında Demokrat Kocaeli farklı kullandığı için günün manşeti olarak onu belirledik. Ama Mavi Kocaeli gazetesi haberde diğerlerine oranla daha farklı bir ayrıntıyı taşıyarak bu şekilde bir haberini okuyucusuna duyurduğu için Mavi Kocaeli gazetesini günün sayfası olarak Hilal Küçükparlak'ın çizdiği sayfayı belirledik değerli izleyiciler. Gelelim biraz evvel söylediğim Zekiya Yün'ün basın toplantısından sonra yazdığım köşeye. Köşemin başlığı AKP'den çifte standart şeklinde. İzmit Belediyesi, Derince Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Darıca Belediyesi, Kartepe Belediyesi. İlimizin sınırları içerisinde yer alan bu belediyelerin arasında İzmit Belediyesi Başkanı CHP'li, diğer belediyelerin başkanları ise AKP'li. İzmit Belediyesi Meclisi'nde diğer belediye meclislerinde olduğu gibi çoğunluk AKP'de. Durum böyle olunca İzmit Belediyesi Meclisi'ndeki AKP'liler Başkan Hürriyet'in meclise getirdiği ve onay istediği maddeleri onaylamayarak İzmit halkını cezalandırıyor ve buna devam ediyor. Örnek verirsek, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, belediyede hizmet için kullanılacak araçları kiralamak yerine satın almak için kredi ve satın alma konusunda meclisten yetki istedi. Bu ay içerisinde iki kez yapılan meclis toplantısında AKP'liler satın alma yetkisi verirken kredi kullanma yetkisi vermediler. Yapılan konutları satıp ve alacaklarını toplayıp kendi öz kaynaklarıyla araçların satın alınmasını önerdiler. Şimdi devam ediyorum ikinci bölüme. AKP'liler satın almanın olamayacağını bile bile böyle bir karar verdiler. Gerekçe olarak biz belediyenin borçlanmasını istemiyoruz dediler. Halbuki 15 yılda 207 milyon lira borç yapmış olduklarını unuttular. AKP'li Derince
Başiskele, Darıca ve Kartepe belediyelerinde ise meclis üyeleri hizmet araçlarını kiralamak yerine satın alma ve kredi kullanılması yetkisi verdiler. Darıca Belediye Başkanı Zeki Ergün dün yaptığı basın toplantısında 6 milyon lira kredi kullanarak araçları satın aldıklarını açıkladı. Diğer belediye başkanlarına yetki verildi ve önümüzdeki günlerde başkanlar bu haklarını kullanacaklar. AKP anlayışına göre kendi partilerinin belediye başkanlarının kredi kullanarak araç satın alması doğal. CHP'li başkanın ise kredi kullanarak araç satın alması doğru değil ve kamu zararı. Bu anlayışla çifte standart uygulanırken İzmit halkı cezalandırılıyor. İzmitlilere hizmet için harcanması gereken kaynaklar, araçlar kiralanarak birilerinin cebine gidiyor diye bir köşe kaleme aldım değerli izleyiciler ve bunu da sizlerle paylaştım. Evet, bu köşemizin ardından birer cümleyle gazetelerin spor sayfalarına bakalım neler yansımış, ondan sonra ilçe gazetelerine geçeceğiz. Mavi Kocaeli gazetesi Darıca Tarsus'ta tur arıyor. Ümitler Kazakistan yolcusu, Hodri Meydan'da yönetim belli oldu. Kış dönümü için kayıt zamanı, yani dünkü karşılaşmadan bir haber yok. Dün saat 20.30'da başlayan ve biten karşılaşma ile ilgili Mavi Kocaeli gazetesinde bir haber yok. Kocaeli gazetesine bakalım. Kocaeli gazetesi taraftar eki nasıl bir sayfa yapmış? Engin Korukör önemli olan sezon sonunda lider olmaktır. Tabii ki böyle bir açıklama doğal. Aman Engin Hoca daha sağlam dur şeklinde Hakan Yağcıoğlu'nun köşesi hemen kulaktan anons edilmiş. Yıldıray ve Mervan profesyonel oldu. Ali Kahya 2 attı, 2'de 2 yaptı, 2-0 şeklinde bir haber. Derince'de Kocaelispor hazırlıkları sürüyor. Periler Mersin'e gidiyor şeklinde bir başka haber de verilmiş. Yine sayfada Kocaelispor'un Sivas Belediyespor'la oynadığı Türkiye Kupası maçının sonucu yok. Bizim Yakalaspor sayfası yok. Özgür Kocaeli gazetesi nasıl bir sayfa yapmış? Çeviriyoruz. Kent derbisi Kocaeli TV'de şeklinde bir haber. Bahçeşehir Koleji perileri ağırladı şeklinde bir haber. Diyaretler sürüyor şeklinde bir haber. Darıca Tarsus deplasmanında kulakta bir haber. Baktığımızda burada da maçla ilgili bir haber, fotoğraf yok. Demokrat Kocaeli gazetesine geçiyoruz. Orada bir bakalım ne yapılmış. Derince'de kent derbisi hazırlığı. Kocaelispor gözünü lige çevirdi. Hamza zor gibi. Darıca'nın kupası sınavı. Gölcükspor yara sarıyor şeklinde bir sayfa yapılmış. Burada da maç sonucu yok. Hamza da Derince'de oynuyor. Takımına karşı oynayıp oynamayacağı belli değil. Sakatlığı nedeniyle. Çağdaş Kocaeli gazetesine dönüyoruz. Formül aranıyor. Derince maçıyla ilgili 1500 kişilik kapasiteli sahip Derince stadında oynayacak karşılaşmada Kocaelispor taraftarları için formül arandığı belirtilmiş. Derbi mesaisi başladı. Şam'dan Tokyo'ya göz kırptı. Darıca tur peşinde. Hodri Meydan perilerin yanında şeklinde yine maçtan haber verilmeyen bir spor sayfası yapılmış gazeteler tarafından. Geliyoruz ilçe gazetelerine. Gebze Yeni Gün gazetesiyle. Hemen ilçe gazetelerine geçtik değerli izleyiciler. Gebze Yeni Gün gazetesi bugün nasıl bir birinci sayfa yapmış okuyucuları için. Çayırova'da telekom direği kırıldı şeklinde bir haber var üst tarafta. Gebze Belediyesi'nden örnek çalışma şeklinde bir başka haber. Manşette de GTU'den dev adım Gebze Teknik Üniversitesi'nden yani savunma sanayi Gebze'de yükselecek şeklinde bir etiketi de bulunuyor haberin. Bununla ilgili yapılan çalışma Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki çalışma manşet olarak değerlendirilmiş. Personellerle bir araya geldi. Sağlık Müdürlüğü tarafından Gebze Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı toplantı, ilçe Sağlık Müdürlüğü'nün görev atanmasından sonra yaptığı toplantı. Kömürcüler konusunda yeni adım şeklinde komisyon kurulması ile ilgili bir haber anonslanmış. Demirci neden ihraç ediliyor şeklinde bir başka haberde yine sağ tarafta içeriye doğru anonslanmış. Başkanlar bir araya geldi. Ne yaptınız bu paraları şeklinde Haydar Akar'ın yaptığı açıklama gazeteye taşınmış. Ve yine gazetede araçlardan çıkaran çivili sopaya ne ararsan var, çakıdan çivili sopaya ne ararsan var başlığıyla biraz evvel yine bir başka gazetede gördüğümüz haber Gebze gazetesinde de yer almış. Çünkü bu çalışma, bu uygulama Gebze'de yapıldı. Gebze'de çıkan, Gebze'deki araçlardan çıkan
kesici, delici, vurucu, kırıcı aletlerdi. Geliyoruz Derince Express'e. Bakalım Derince Express neler yazmış birinci sayfasında. Başkan Zeki Ergün projelerini paylaştı şeklinde basın toplantısından haber verilmiş. Derince Belediye Başkanı Zeki Ergün basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda geride kalan 6 aylık süreçte yaptığı hizmetler ve bundan sonra yapacağı projelerle ilgili çok önemli bilgiler verdiği şeklinde haber verilmiş. Şimdi burada bir duralım. Dönelim bu kameraya. Değerli izleyiciler, bir belediye başkanısınız. 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde halk size yaptığınız projelerle ve hazırladığınız kitapçıkla güvenerek oy verdi. Ve dedi ki bu projeleri uygula. 41 proje hazırladığında söylemişti seçim öncesinde. Zeki Aygün daha evvel tecrübeli bir isimdir. Tecrübeli bir siyasetçidir. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde il başkanlığı yapmıştır. Milletvekilliği yapmıştır. Bu dönemde de ki hatta genel merkezde üst organlarda görev de yapan bir isim. Ve bu dönem Derince Belediye Başkanı olarak aday gösterildi. Ve Derinceliler tarafından da verilen oylarla yapacağı projelere inanılarak oy verildi ve belediye başkanlığı koltuğuna oturtuldu. Geçen süreyle ilgili basın toplantısı yapılacağı pazartesi günü basın birimi tarafından bütün basın mensuplarına, bütün gazetelere, internet sitelerine duyuruldu, haber verildi. Araç kaldırılacağı konusunda da haber verildi ki bizim arkadaşımız da kamerasıyla beraber gitti, haberi çekti. Biraz önce de çekilen haberdeki yansıyanları sizlerle paylaştık. Buraya kadar her şey doğru. Ama burada bir sıkıntı var. Ne sıkıntı biliyor musunuz? Pazartesi günü yapılacak toplantıyla ilgili veya bununla ilgili verilen haber salı günü saat 9.30 basın toplantısının başlangıç saati nerede? Yeni Derince Belediyesi tarafından yapılan Yelken Kafede. Bunları da verdik. Ama belediye başkanı pazartesi akşamı bir televizyon kanalına, ilimizdeki yerel bir televizyon kanalının ana haber bültenine konuk oldu. Şimdi siz salı günü sabah saatlerinde basın toplantısını yapacağınızı duyurdunuz. Gazeteleri çağırdınız. Ama basın toplantısından önce, yani bir gün önce akşam saatlerinde çıkıyorsunuz. Bir yerel televizyonun ana haber bülteninde konuk oluyorsunuz. Ve basın toplantısında söylediklerinizin aşağı yukarı tekrarını orada yapıyorsunuz. O zaman basın toplantısını neden yaptınız? Neden gazeteleri yanınıza çağırdınız? Şimdi basın toplantısı bir televizyon kanalına çıkarsanız hiç önemli değil. Bize gelirseniz gelmezseniz o da önemli değil. Önemli olan saygı. Siz basın toplantısında söyleyeceklerinizi bir gece öncesinde bir televizyon kanalında söylüyorsunuz. Basın toplantısını neden yapıyorsunuz? Bu olmaz. Bu işin etiğine ters, gazetecilik etiğine ters. Bunu birileri Sayın Zeki Aygün'e anlatmalı ve söylemeli. Ben buradan uyarıyorum. Olmaz. Yaptığınız iş hata. Siz bu işi yaparken tecrübeli birisiniz. Milletvekili yaptınız, il başkanlığı yaptınız, partinizin üst organlarında görev aldınız. Şu anda belediye başkanısınız. Ama basın toplantısından bir gece önce gidip de bir televizyon kanalına kalkıp, konuk olup bazı şeyleri açıklarsanız o zaman o basın toplantısının bir anlamı kalmaz. Ondan sonra basın toplantısından sonra işin detayını daha iyi anlatabilmek için konuk olabilirsiniz. Orada bir problem yok. Ama hiç olmazsa size gelen, sizin çağırdığınız, toplantıya gelen basın mensuplarına saygı duymak adına onu yapmamanız lazımdı diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Değerlendirirsiniz, değerlendirmezseniz ama bir sonrasında yapacağınız basın toplantısına bu kadar kişi gelmez. Onu da söyleyeyim. Bu bir dipnot olarak da vereyim. Çünkü siz kalkıyorsunuz, basın mensuplarıyla paylaşacağınız, konuşacağınız konuyu bir gün önce, bir akşam öncesinde açıklıyorsunuz. Gelenlere saygısızlıktır diye düşünüyorum. Devam edelim. Derince Belediye Başkanı'nın yaptığı basın toplantısını ve projelerle ilgili 6 aylık süreci anlattığını alt başlıkta da belirtmiş Derince Express gazetesi. Vali Aksoy, halk gününde 684 vatandaşımızla görüştü şeklinde yan tarafta bir başka başlıklı haber var. Kars'ların konuğu Aygün ve Söğüt oldu. Evet, bu biraz geç haber. Çünkü bu haber 2 gün evvel düşen bir haberdi ama bugün kullanmış. Okuyucusuyla bugün paylaşmış. Değerli izleyiciler, Derince Express.
Dost eller çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor şeklinde bir çocuklarla yönelik bir haber. Sahillerde gönülden temizlik diye bir başka haber. Körfez'de yapılmış bu haber. 8. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli'de yapılacak. Bugün başlıyor. Kocaeli'de yapılıyor deyin bari. Değerli editörler. CHP Derince İlçe Başkanı Değer üst başlığıyla meclis üyelerimiz sorunları dile getirmek için meclise şeklinde bir haber kullanılmış. İzinsiz kesime zabıta engeli şeklinde de yine sol tarafta bir başka haber kullanılmış Derince Ekspres'te değerli izleyiciler. Derince Ekspres'ten sonra nereye geliyoruz? Gölcük'e. Gölcük haber bakalım nasıl bir manşet atmış ki Gölcük'teydi şehidimizin cenazesi. Şehidimiz Volkan Tantürk'ü binlerce kişi yalnız bırakmadı üst başlığıyla dualarla uğurladık şeklinde 8-9 sütuna atılan bir manşet. Evet. Gerçekten yine acı, yine yürek burkan bir fotoğraf ve kalabalığın fotoğrafı. Yine Cengiz Topal Havalimanı'nda karşılandığı şeklinde gelişiyle ilgili bir fotoğraf kullanılmış. Arslan tüm Gölcük halkına teşekkür etti şeklinde bir haber. Aile Konak'tan sepsis duyarlılığı, e-tweeting eğitiminin ilki gerçekleşti. Gölcük Belediyesi personeli sağlık taramasından geçti şeklinde bir haber var. Haydi Gölcük, Berat için destek zamanı. Yardım kampanyasına destek isteniyor. Vatandaşlar bu sene Palamut'a hasret kalacak. Değirmenlere Türk bayrakları ile donatıldı ki şehitin cenazesi nedeniyle. Evet, parayı kim verecek şeklinde bir köşe yazıda anonslanmış Nurettin Şenemre'nin değerli izleyiciler gazetenin birinci sayfasında. Evet, bunu da noktaladık. Gölcük Haber'de geliyoruz Körfez manşete. Şimdi Körfez manşet geç basılan bir gazete ve Körfez manşetin birinci sayfasında Kocaelispor kupadan elendi 0-1 haberi verilmiş. Geç basıldığı için böyle bir haberi vermiş. Demek ki maçı beklemişler. Onunla da ilgili kısa bir haber verilmiş birinci sayfada. Metin Dan'ın acı günü şeklinde bir başka haber hemen logonun üstünde. Manşette ise şehit astsubay Gölcük'te gözyaşlarıyla toprağa verildi şekilde yine şehidin cenazesinden fotoğraf, 3 tane fotoğraf aşağıya kadar kullanılmış gazetenin birinci sayfasında. Darp edildiği intikam için ev kurşunlandığı şeklinde bir başka haber. Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın serbest kaldı şeklinde bir başka haber de verilmiş gazetenin birinci sayfasında. Peki Vedat Taştekin'in köşesi ne, başlığı ne? Yarın çok geç olabilir şeklinde bir başlıkta köşe yazmış değerli izleyiciler Vedat Taştekin. Evet, geliyoruz köşe yazarlarına, gazetelerin köşe yazarlarına değerli izleyiciler. Tanzer Yunal, Kocaeli Gazetesi'nde ne yazmış? Kocaeli'nin markalarına bakın. Beri gelin şeklinde bir başlık kullanmış. Birinci sayfasında da anons vardı. Coğrafi listeye alınan ürünler şunlar. İzmit pişmaniyesi, hereke halısı, karamürsel sepeti, kandıra bezi. Değerlendirme listesinde ürünlerimiz ise şöyle. Yarımca kirazı, çene suyu, eşme ayvası, gebze çöreği. Şimdi ben bunu devam edeceğim ama şunu da söyleyeyim. 21 Eylül Cumartesi günü Kocaeli Gazetesi'nin markaları başkente tanıtıldı haberinden alıntı yaparak, kendi gazetesine çıkan haberden alıntı yaparak bir köşe yazmış. Dün yine 41 soru 41 yanıtta kendisine yönettiğim soru içerisinde yer alan Kocaeli'nin markalarını saydığımda Kocaeli Spor çene suyu pişmaniye mi dediğimde değerli iş adamı şunu söyledi. Bunların dışında herek yalısı dedi. Kocaeli'nin markalarının içerisinde mutlaka olmalı dedi. Ama herek halısı bugün herekete üretiliyor mu? Çin'de daha çok üretiliyor. Herek halısı altında. Onun da altını çizelim. Ve böyle bir durumdayız. Kentimizde yıllarca, belki de yüzyıllarca saraylara kullanılmak üzere yapılan herek halısı vardı. Osmanlı saraylarında bu kullanıldı. Ama bu şu anda kentimizin markası değil. Kentimizi yönetenler umarım düşünür. Evet, bunu gülerek ve baktığı bu değerlendirmesine hepsini tek tek açarak bunların marka olma konusunda hiçbir şekilde çalışma yapılmadığının altını çizmiş Tanzer Yunal köşesinde ve özellikle Kandıra Bezi'nde şu anda orada keten yetiştirildikten sonra kandıra bezi olur şeklinde bir değerlendirmede bulunup keten yetiştirilmiyor. Şu anda onun keten yetiştirilen arazinin üzerinde kandıra F tipi cezaevi var diye bir değerlendirmede
bulunmuş. Karamürsel sepeti ile ilgili de yine yarımca kirazı ile ilgili de bu değerlendirmeleri yapmış. Evet, Gebze çöreği ki ben bilmiyorum, duydunuz mu? Gebze'de yaşamıştı yönetmenim. Gebze çöreği. Böyle bir şey duydun mu? Ben hiç duymadım. Var mı? Evet, ticaret odasının, Gebze ticaret odasının yapıp dağıttığı bir çörekmiş. Ama ilk defa duydum ismini. Varmış. Onu da teyit ettik Gebze'de yaşayan yönetmenim tarafından. Evet, Kocaeli'nin markası deyip hava atıyoruz ama %90'ının içi boş şeklinde de bu bölümünü noktalamış değerli izleyiciler Tanzer Ünal. Bir başka başka başlıkla köşesine devam etmiş. CHP'de şenlikli günler başlıyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi seçimleri hep şenlikli olur. Gazetelere çok malzeme çıkar. Herkes gider gazetecilerle oturur konuşur. Eğer işte delege olmadıysa bir neden delege yapmadılar diye uzun uzun anlatır. Böylesi bir şenlikli günler başlıyor şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. 4 Ekim'de büyük olasılıkla milletvekilleri kampa girmeden önce veya girdikten sonra 37. olan kurultayın takvimi açıklanacak. O kurultayın takvimi içerisinde de önce mahalle delegeleri, sonra ilçe kongreleri, il kongresi ve kurultay yapılacak. Onunla ilgili bir çalışmanın nasıl boyutlarda olabileceğini ve bize çok malzeme çıkacak şeklinde örnekler vererek bir değerlendirmede bulunmuş Tanzer Ünal. Şunu söylemiş bir hemen yazısının sonunda, bu önemli diye düşünüyorum. Devlet adamı kendisini halkın hizmetine adayan politikacıdır. Gerçek lider ülkenin geleceğiyle ilgili kararlara odaklanır ve onları gerçekleştirmeye çalışır. Zayıf lider günlük işlerle uğraşır, çapsız lider ise muhalefet ve sivil toplum örgütleriyle dolaşır, kavga eder. Böyle bir lider değerlendirmesi yapmış Tanzer Ünal yazısının son bölümünde. Üç görüş var diye bir ara başlıkta yine farklı bir değerlendirmede bulunmuş. Allah yok edeceği kulunu önce ne oldum delisi yapar. Bu birinci görüş. İkinci görüş, layık olmayan bir toplumda demokrasi, düşünce ve vicdan özgürlüğü olmaz. Üçüncü görüş ise büyük insanlar veda ederek, küçük insanlar ihanet ederek giderler diye bir üç görüşü paylaşmış okuyucusuyla. Ama yönetmenimden de böyle bir değerlendirme de geldi. Devlet adamı politikacı değildir. Bürokrattır mantığıyla bakarak söylediğiniz doğru. Ama politikacı hükümet adamı veya o şekilde değerlendirebilir veya siyasetçi olarak değerlendirebilir şeklinde de buna bir görüş geldi. O görüşte evet. Vali diyemezsiniz tabii. Vali o şekilde olmaz. O şekilde de bir ayrım yapması lazımdı. Burada beraberiz. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Çünkü bizde devlet kavramı çok farklıdır. Çünkü devlet kavramını biz farklı yere koyarız. Hükümetle devleti aynı paralelde düşünmeyiz. Bürokratlar devletin adamlarıdır ve bürokratların içerisinde vali de vardır, işte müsteşar da vardır. Gerçi son zamanlarda bu daha farklı boyutlara taşındı. İşte hükümetin valisi, hükümetin bürokratı, hükümetin müsteşarı olarak değerlendirildi ama ne olursa olsun gene o devlet anlayışı, o devlet disiplini, o devlet yetiştirilmesi hiçbir zaman bu ülkede bitmez. Bitmeye üstmeye kalkanlar olsa da yine bunu birileri çıkar, biz hala devlet adamıyız der. Bunların en önemli örneğinden bir tanesi şu anda Kocaeli Valisi olarak görev yapan Sayın Hüseyin Aksoy, gerçekten önemli bir devlet adamı. Devam ediyoruz. Sadun Çetin ne demiş? Siyasetin dili yumuşar mı? Evet, siyasetin dili bu dönemde baktığımızda önümüzdeki yapılacak seçimde şöyle bir sonuç çıkmak zorunda. Çünkü devleti yönetecek, devletin başında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Öyle bir sistemle yönetiliyoruz. Çünkü halkımız referandumda buna karar verdi. Yeni sistem siyaseti şöyle noktaya taşıyor. Seçmenin, oy vermeye giden seçmenin %50 artı birini almak zorundasınız ki siz ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı olasınız. Tabii milletvekilleri seçimi de yapılacak aynı bölümde, aynı şekilde. Ama Cumhurbaşkanı olmak için sandığa giden kişilerin %50'sinin artı birini almak zorundasınız. Bunu alamazsanız Cumhurbaşkanı olamıyorsunuz.
İkinci sıra gidiyorsunuz, ikili bir seçim çıkıyor karşınıza gibi gibi. Çok aday olduğu için. Böyle bir durumunda bundan yola çıkarak siyasetin dili yumuşar mı diye bir değerlendirmede bulunmuş. Ben siyasetin dilinin yumuşayacağını hiç ama hiç öngörmüyorum. Bakın, biraz evvel köşe yazımda da belirttim. Biraz sonra internet sitesindeki arkadaşlarımın da köşe yazılarında ki görüşlerini sizlerle paylaşacağım. Muhalefette olduğu İzmit Belediyesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği tutumu, bakın siyasetin dili yumuşar mı, yumuşar mı, onu görün derim, sadece bu kadar. Devam edelim. Sadun Çetin yazısı böyleydi. Şimdi Sadun Çetin İzmit Belediyesi ve kent estetiği şeklinde bir köşesinde bir başka başlık atmış. Ve demiş ki işte belediye başkan yardımcıları Dilek Yalçın, Nurettin Bulut ve Cem Güler bu konuda çalışma yapmalı. Gidip kim bununla yetkiliyse gidip bunu görmeli ve değiştirmeli şeklinde. Nedir konu? 50. yıl ilk okuluyla eski hamam diye tabir ettiğimiz, daha sonra şu anda sanat kulesi olarak kullanılan, Nevzat Doğan döneminde sanat kulesi olarak kullanılan Kapancıya Sokağı doğru çıkan bölüm var. Hemen onun karşısında bir tabela var. Geniş bir yer. Hem arka tarafındaki o görüntüyü kapatabilmek adına hem de orada ilan kullanmak, Kapancıya Sokağı çıkış veya tarihi yola çıkış şeklinde bir ilan asılmıştı. Önceki dönem belediye başkanı Nevzat Doğan tarafından ve onun ismi yazılıydı. İzmit Belediyesi kim söylediyse, kim yaptıysa Nevzat Doğan ismini bir kırmızı boyayla kapatmış. Oradaki hakikaten billboard'dan daha büyük, daha geniş bir yer ve bir tabela. Ve o tabelayı o şekilde kapatmış. Yerine herhalde yenisini asacaklar. Nevzat Doğan'ın ismi kalmasın orada diye. İşte estetikle ilgili bir değerlendirme de bulunmuş. Neden böyle bir şey yapıldı? Bu değişebilirdi veya farklı şekilde olabilirdi şeklinde. Sırpaşa Caddesi'nin başlangıcındaki noktadan bahsetmiş. Ve 3 metre yüksekliğinde 15 metre uzunluğundaki dev bir görsel asılı. Üzerinde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan yazılıydı bir süredir. Üzeri karalanarak bir çirkinlik abidesi haline getirilmiş vaziyette. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu mu şehir estetiği, bu mu sosyal demokrat belediyelik anlayışı? İşim vahim ne biliyor musunuz? 3 ay geçti hala eski başkanın adı yazıyor. Bunu değiştirin. Tarih koridoru projesine dışarıdan gelen turistler başkanın Fatma Kaplan, Fatma Hanım olduğunu bilmeyecekler. Bu da yanlıştır diye uyarmıştım. Ancak böyle bir şey yapılmamış ve bu başkan ücret bir ay kadar önce gazeteye ziyarete geldiğinde bu konuyu gündeme gelmiş ve demişti ki arkadaşlar yeni görselleri hazırlatıyor, en kısa zamanda değişecek. Dilek Hanım bu işleri Fatma Hanım mı takip edecek? Bıktım vallahi böylesi incik boncuk işleri yazmaktan, ama bizim de maşallah umurumuzda değil, ne diyeyim, iyi uykular şeklinde de yazısını bitirmiş. Evet, yeni görsellerin bir an önce asılması lazım veya yeni görsellerle ilgili bir çalışma yapılması lazım. Veya yeni görsellere ayrılacak bütçe yok diye de bakabiliriz. Eski belediye başkanı ismi olacağını, yeni belediye başkanı ismini o şekilde yazmaktansa yeni bir görsel hazırlanana kadar üstünü karalamak da bir çözüm olarak İzmit Belediyesi tarafından yapılmış. Görüştür, değerlendirmedir, bakıştır ama bir an önce eğer böyle bir durum varsa ki yeni görseller hazırlanıyor şeklindeki başkanın ifadesi buysa bir an önce konmalı oraya da diye düşünüyorum. Adem Turgut ne demiş? Esnaf, işçi, vatandaş, tek kurtuluş yolunuz var şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Dün gazetede yer alan çok önemli bir haberdi. 1072 iş yerinin kapanmasıyla ilgili haber. Onların yüzünden yola çıkarak işte Esnaf Odaları Birliği eski başkanı Kemal Kaya, yeni başkan Kadir Turmuş, İzmit Kent Merkez Ticaret Danışma Derneği Başkanı Mınat Öztürk'e esnafın içinde bulunduğu o zorlu dönemi geçebilmek adına çalışma yapmalarını önermiş. Önemli bir konuya parmak basmış. Halini gerçekten çok iyi anlanması gerekir. Esnafın halinin STK'lar tarafından işte bu konuda çalışma yapacak kişiler, kurumlar, dernekler tarafından çok iyi bilinmeli diye şeklinde bir köşe yazmış. Önemli bir konuya parmak bastığında altını çizelim Adem Turgut'un gazetesinde. Mevlüt Soysal ne demiş?
O harcadığınız kimin parası? İşte vergiyle ilgili toplanan ve belediyeler tarafından harcanan veya işte ilgili bakanlıklar tarafından, kamu kuruluşları tarafından harcanan para bizim paramız. Bunu herkes bilmeli. Benim verdiğim diyeyim. İşte çalışan arkadaşlarımızın, iş adamlarının, küçük esnafın, büyük esnafın kazanıp da verdiği vergilerle bu ülkede yatırım yapılıyor. Ve o para benim. Son kuruşuna kadar da, bir kuruşuna kadar da o paranın nasıl harcandığını sormak da benim görevim. İşte Mevlüt Sosyal bununla ilgili bir köşe yazmış. O harcadığınız para kimin parası şeklinde. Evet, harcadığınız benim param. Dikkat et, hesap sorarım der diye bir bölüm var gene içerisinde. Onu nasıl, nereden gelmiş? Hemen ona bir bakalım. Vatandaş işte bu vergi sistemi ile cebindeki paranın büyük bir bölümünün ihtiyacına değil vergiye gittiğini fark eder. Böyle olunca hesap sorar. Benim paramla israf yapıyorsun der. Harcadığın benim param. Dikkat et, hesap sorarım der. Fakat bugünkü vergi sisteminde vatandaşların büyük bir bölümü aldığı ürünlerdeki vergi miktarını bilmiyor. Bu yüzden de hesap soramıyor şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Oradan yola devam etmiş. Derinceli Belediyesi'nde tarafından dev bir yapı inşa ediliyor. Adı 1071 Ak Merkez. İçerisinde dev bir konferans salonu, kafeterya ve alışveriş merkezi var. Önceki dönem belediye başkanı Ali Haydar Bulut'un bu projesi çok eleştiriliyor. Gerek var mı diye soruluyor. Derince'nin bir sürü eksiği varken 1071 kişilik konferans salonu lüks değil mi deniliyor. Neyse, dün Derince Belediye Başkanı Zeki Ergün bir basın toplantısı düzenliyor ve şöyle diyor. Devam ediyorum. Eğitim kampüsü projesinin gerçekleşmesi halinde 1071 Ak Merkez Belediye Binası olarak hizmete alınacak. Bu konudaki gerekli düzenlemeler yapıldı. Önümüzdeki yıllar içinde hayata geçireceğiz. Kabul etmek lazım ki Derince'nin böyle bir projeye ihtiyacı yoktu. Fakat arkadaşlar yapmışlar. Sekre Park alanındaki 1300 kişilik kongre merkezi yılda birkaç kez ancak kullanılıyor. 1071 Ak Merkez hizmet binası olarak daha faydalı olacak şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Çok önemli iki cümle. 1. Derince'nin böyle bir projeye ihtiyacı yoktu. 2. 1071 Ak Merkez hizmet binası olarak daha faydalı olacak. Açığı şu. Önceki başkan gereksiz bir bina yaptı. Madem yapıldı, biz de belediye binası olarak kullanacağız. Bence, bense merak ediyorum. 1. O bina için harcanan paralar. 2. O binanın belediye binasına dönüşümü için harcanan paralar. Bu paralar kimin parası? Çok önemli bir nokta. Madem orada fazlaydı, neden o kadar para harcanarak yapıldı? Ya neden hesapsız, plansız, öngörüsüz, geleceği düşünmeden, ihtiyacı var mı yok mu diye değerlendirmeden bu milletin parası neden harcanır? Neden bu milletin parası bu kadar futursuzca harcanır? Siz kendi paranızı bu şekilde harcıyor musunuz? Ondan sonra bakıyorsunuz Derince Belediyesi'nde kalan borç. Ondan sonra bakıyorsunuz diğer belediyelerdeki olan borç. Nasılsa Ankara'da hükümet bizde. Gidip oradan rahatlıkla para kaynağı bulabiliriz diye yapılan hatalar ve bu hataların getirdiği olumsuzluklar. Bunlar ekonomik olarak dibe vurduğumuz bu dönemde çok daha net bir şekilde konuşuluyor. Ve konuşulmaya da devam edilecek. Sayıştay raporunu bugün yaygın medyadaki gazeteler ki Havuz Meclisi dışındaki gazeteler manşetlerine taşıdı. Harcanan paralar, boşu boşuna yapılan harcamalar. Bunlar bu milletin parası. Kendi paranızı harcamıyorsunuz. Senin, benim, kardeşinizin, çocuğunuzun, geleceğin, torunlarınızın parasını harcıyorsunuz. Ve bu parayı harcarken de akıllı bir şekilde kullanın. 100 kere düşünün, 1 kere uygulayın. Ve bu düşünmeyi yaparken de etrafınıza danışın, bilimsel olarak destek alın. Bunu yapmak çok zor değil. Bilimsel olarak üniversiteler aracılığıyla yapacağınız çalışmalarda destek alırsanız daha bilinçli yatırım yaparsınız belediye başkanlarına. Bunu size söylüyorum. Devam edelim. Depremle ilgili bir bölüm yazmış. Bu deprem büyük depremi tetikler mi şeklinde bir görüş bildirmiş
Ve geldik Galip Ataman'a. Galip Ataman gene İsmet Yiğit ve ile ilgili bir giriş yapmış köşesinde. Benim burada Dilebası ile ilgili yaptığım değerlendirmede Dilebası'ndaki o raporu hazırlayıp önceki dönem belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun şarlatan dediği bilim adamından özür dilenmesi gerektiğini söylemiştim. Tam aksini düşünüyor. Galip Adaman yazdığı köşede o onun tercihidir. Ama benim tercihim hala iddia ediyorum. Yazdığı bilimsel rapor sonrasında şarlatan diyenler bugün Dilebası taşınıyor mantığını ortaya çıkartıyorsa Onur Hoca'dan özür dilemeliler. Evet, Dilebası gerçeğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunmuş. Dilebası taşımayacak. O işte diğer ilçelerdeki hava kirliliği ile ilgili o dönemde alınan bölümleri yine köşesinde yazmış. Sadece kömürcüler taşınacak diye bir de bölüm var yine köşesinin içerisinde. Tahir Hoca'ya ve Mutlu Şehir başlığıyla Tahir Hoca'yı savunmaya, Tahir Hoca'nın söylediklerini yapacağını söylemeye devam ediyor Galip Ataman köşesinde. Devam edelim. Tahir Hoca mı yoksa Tahir Usta mı? Yüce Alpaydemir yine Kocaeli Gazetesi 260'ta yazdığı köşede Tahir Usta demişti. Bunun sebebini de Endüstri Meslek Lisesi mezun olduğu için söylemişti. Endüstri Meslek Lisesi mezunları yapar, tamir eder, onarır. O yüzden ustadır şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Ve artık ben Tahir Usta diyeceğim şeklinde de köşesinde yer vermişti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti İsmet Yiğit'i yarın ihraç edecek şeklinde yine köşesinde bir başlık var. Bu bir ihraç edecek denmesi yapılacak çalışmaya, işte disiplin kurulunun yapacağı çalışmaya dışarıdan müdahale etmektir. İhraç etsin, ondan sonra ihraç etti dersiniz. Bırakın, siz onlara yön vermeyin diye düşünüyorum. Evet, geldik internet gazetelerinin köşe yazarlarına. Evet, 2 dakikamız var ama biraz daha açacağız galiba süreyi değerli izleyiciler. Ergun Demir. Yeni Dilebası yapılacak söylemi izaha muhtaç diye bir başlıkla köşe yazmış. Evet, biraz evvel de benim altını çizerek belirttiğim gibi bu konuda birçok soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin en yetkili ağız tarafından açıklanması gerekir şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş köşesinde. Ve Dilebası'nda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm kapsamı ne olacak? Bununla ilgili öncesinde bir fizibilitle çalışması yapıldı mı? Bazı kelimeler var, insanı söylenmesinde zorlanır. Bunlardan bir tanesi bu. Söylerken zorlanıyorsunuz. Yeni Dilebası'nın yeri belli mi? Ne zaman başlanacak ve ne kadar sürede bitirilecek? Vatandaşa bir külfeti olacak mı? Sanayiciyle bir külfeti olacak mı? Sıkıntılı bölgeler taşınacak deniyor. Bu sıkıntılı bölgelerden kasıt neresidir? Sadece bazı mahallelerin olduğu yerler mi? Yoksa bazı fabrikalarda yer değiştirecek mi? Daha başka birçok soru sorulabilir. Bu anlamda yeni bir Dilebası inşa edilecek söylemi çok fazla izaha muhtaç bir konu. Endişe ve merak uyandırıyor. Yanılıyor muyum şeklinde de köşesine bitirmiş. Zeynep Yalçın. Aksan. Evlendikten sonra Aksan soyadını da kullanıyor. Diğer ilçelere var, İzmit Belediyesi'ne yok diye bir yazı kaleme almış. Fatma Kaplan Hürriyet'in araç satın alınması ile ilgili ve bununla ilgili kredi çekilmesi ile ilgili değerlendirmesinden yola çıkarak şöyle bitirmiş köşe yazısını. Hem Derince hem de Başiskele Belediyesi kredi çekerek belediyeye araç aldı ya da alacak. Çünkü dedim ya doğru bir neden alıyorlar, yanlış yapıyorlar gibi bir şey ise söz konusu değil. Hangisi doğru yatırım ise o yapılmalı. Zaten belediyeler borç içerisinde. Ancak Başiskele ve Derince'de doğru karar bu ise İzmit Belediyesi'nde de bu olmalı. AK Partili meclis üyeleri İzmit'te bu kararın altına imza atmadı. İzmit Belediyesi'nin kasasında bu kadar para olmadığını bilerek yine de hayır dediler. Belediyeye ait evleri satın diye direttiler. Çünkü İzmit Belediyesi AK Partili belediye değil. Çünkü İzmit Belediyesi CHP'de. Çünkü İzmit Belediyesi cezalandırılmalı. Çünkü İzmit Belediyesi'nde işler iyi gitmemeli. Çünkü İzmit Belediyesi tartışmalarla anılmalı. Yapmayın beyler ve bayanlar.
İzmit için en azından size oy verip güvenenler için, İzmitliler için kararınızı alın. Cezalandırmak için değil şeklinde bir noktayla köşesini bitirmiş. İlker Akşet ilginç bir değerlendirme yapmış değerli izleyiciler. Evet, son günlerde İzaydaş yapılmadan evvelki İzmit'in o çöp kokusu gibi bir yerlerden kokular çıkıyor. Elinizi böyle atıyorsunuz, kaldırıyorsunuz, o kokular çok farklı yerlere yayılıyor. Ha bu aldığımız ciğerlerimizde nefes alarak kullandığımız veya burnumuzun aldığı koku değil. Bu gazeteciliğin geldiği noktanın pis kokusu. Onunla ilgili bir köşe yazmış. Bakalım ne yazmış. Kozluk'tan, Yeşilova'dan adeta her yerden pis koku şikayeti geliyor. Biz İzmit'in merkezindeyiz ve aynı kokuyu ben de duyuyorum. Şu anda gazetenin bütün pencereleri açık ve içeriye gerçekten inanılmaz pis bir koku geliyor. Yanık kokusu mu, demir kokusu mu, metal kokusu mu bilmiyorum ama insanlar tedirgin oluyor. Yani plastik poşet kokusu gibi bir koku bütün şehri kapladı. Bu konuda bir yetkili çıkıp açıklama yapacak mı merak ediyorum. Şehirde gerçekten rahatsız edici bir koku var. Bir yetkili çıkıp bir şeyler söyleyebilecek mi bilmiyorum. Yoksa açıklamayı yine Honda mı yapacak şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Evet, bu sorumsuzluğu kim durur diyecek diye Sekatürk'ündeki yaşanan kazadan yola çıkarak bir değerlendirme yapmış. Herkesin işe geç kaldığını, okuluna geç kaldığını belirtmiş. Bu iftiralar cezmi çiçeğe yapışmaz şeklinde. Dünkü basın toplantısıyla ilgili yine bir bölüm açmış köşesinde iş adamı olduğunu ve yapılan iftiraların asılsız ve sahte olduğunu belirtmiş. Ama dün bununla ilgili belgeler de Ses Kocaeli internet sitesinde yayınlandı. Ben bu işe fazla karışmak istemiyorum. Daha evvel yaptığım gibi aile içerisindeki kavgayı gazetelerde neden tartışıyorsunuz? Gökhan Karabulut ne demiş? Valilik Serap Öğretmen iddialarını araştırıyormuş şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Bildiğiniz gibi Serap Öğretmen'le ilgili bir intihar olayı söz konusuydu. Kendisi yaşamına son verdi. İki tane mektup bıraktı. Valilik bu konuda açıklama yaptı. Dedi ki bize ihbarda bulundu. Konuyu araştırırken soruşturma nedeniyle açığa alındı. Daha sonra kendi isteğiyle emekli oldu şeklinde bir açıklama yaptı valilik. Bununla ilgili iddiaları araştırılıyor mu diye valilikten yapılan açıklamada buna yer verilmediği şeklinde bir Gökhan Karabulut bir yazı yazmış. Yapılan resmi açıklamada Serap Öğretmen'in iddia ettiği konulara değinilmemiş. Çocuklara gelen paranın müdür ve satın alma müdürü tarafından çocuklara verilmediği iddiaları es geçirmiş. Bu hususta kamuoyu bilgilendirilmemiş. Kendi isteğiyle ayrıldığı açıklaması pek doyurucu olmamış. Serap Öğretmen'in iddiaları üzerine Aile Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli müdür ve satın alma müdürü tarafından tahkikat ve soruşturma başlatıldı mı? Başlatılmış ise hangi aşamada? Aile Politikalar İl Müdürlüğü'ne devlet ne kadar maddi kaynak ayırıyor ve bu paralar nerede harcanıyor? Merhum öğretmen arkasında sadece başsağlığı dilemekle olmaz. Bekir Yumlu uzun yıllardır ilimizde Aile Politikalar İl Müdürlüğü görevini yapıyor. Kendisinin başarılı olduğu pek söylenemez. Umarım iddialar doğru değildir ama doğru olmaması için de hiçbir neden görmüyorum şeklinde bir iddiada bulunmuş Gökhan Karabulut yazısında. Bunlar somut delil olmadığı müddetçe, mahkeme kararı olmadığı müddetçe sadece iddiadır. Ama kişileri bu şekilde suçlayarak bir yere varılmaz. Sonuçta bu bir devletin, biraz evvel belirttiğimiz devlet kanununun bizde ne olduğunu çok iyi bildiğimiz için devletin bir memurudur. Devletin bir bakanlığının il müdürüdür. Bunun hakkında bu şekilde, karalayıcı bir şekilde iddiada bulunursanız olmaz. Gazeteciliğe yakışmaz. Ama belge sunarsınız, mahkeme karar verir, o zaman hep birlikte bunun değerlendirmesini yapalım. Bu bir yorum değildir, bu bir suçlamadır. Bu suçlama olmaz. Şu anda bu kişi devletin, bu bakanlığının temsilcisi ilimizde. Yıllardır da iyi bir şekilde. İşte görevini tartışalım. Kötü görev yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, onu tartışırız ayrı konu. Ama suçlama yapmak olmaz. Bize yakışmaz. Biz ne hakimiz, ne savcıyız, ne avukatız. Biz sadece gazeteciyiz. İşte buradan yola çıkarak Levent Altun demiş ki Kulis Haber'deki köşesinde temiz gazetecilik hemen şimdi şeklinde
başlıklı bir köşe yazmış. Evet, temiz gazetecilik. Biraz evvel belirttiğim ilkeler doğrultusunda gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Bu meslek ilkelerimizi de asla taviz vermeden, asla ödün vermeden yapmak gibi bir zorunluluğumuz olduğunun altını çizmek isterim. Levent Altın'ın köşesi de açıkça tavır almalıyız. Ama üzülerek görüyorum ki bir tarafın bu mesleği kirlettiğini dert yanan bazı meslektaşlarım, diğer taraftan da bu tetikçilere kucak açıp sırtını sıvazlıyor. Evet, bir taraf bugün en son yaşanan olay sonrasında bir taraf İsmet Çiğit üzerinden değerlendirmesini yaptı. Ama bu kentte genel yayın yönetmenliği yapıp gazetelerinde köşe yazanlar bu konuda geride kaldı. Birkaç kişi hariç. İşte Adem Turgut isim vermeden değerlendirme yaptı. Galip Ataman isim vererek, suçlayarak değerlendirmesini özellikle İsmet Çiğit üzerinden devam ettiriyor. Geliyoruz Mevlüt Soysal'a. Suya fazla sabuna dokunmadan bu konuda değerlendirmede bulundu. Sadun Çetin bu konuda ne söyledi? Sadece en son 3 yaşındaki bir çocukla ilgili yazdığı köşesinde isim vermeden bir değerlendirmede bulundu. O da İsmet Çiğit'e yönelik bir değerlendirme değildi. Peki bu konuda farklı farklı değerlendirmeler bulunması gerekenler, bu konuda en doğru şeyi özellikle İsmet Çiğit üzerinden ve Güngör Aslan üzerinden yazması gereken Tanzan Ünal'la yaptı. Henüz bir şey yok. Çünkü Tanzan Ünal, İsmet Çiğit ve Güngör Aslan'la birlikte çalıştı. Onları en iyi o bilir. Bakalım önümüzdeki süreçte böyle bir şeyler çıkacak mı? Göreceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz değerli izleyiciler. Evet, bugün de manşetler programının sonuna geldik. 6 il gazetesi, 4 ilçe gazetesi, gazetenin genel yayın yönetmenleri ve internetteki genel yayın yönetmenlerinin yazdıklarını sizlerle paylaştık. Benim köşemi sizlerle paylaştık. 25 Eylül Çarşamba'nın günün manşetinde Demokrat Kocaeli'yi seçtik. Günün muhabirinde Çiğdem Armağan dedik, Özgür Kocaeli Gazetesi'nden günün sayfasını Mavi Kocaeli Gazetesi Hilal Küçükparlak yaptı dedik bugün. Yarın saat 9.30'da yine manşetler programında karşınızda olmak umudu ve dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hoşça kalın.